Arkadaşlar merhaba, Yakıt Çimdisi Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü test konu Volkswagen Polo 1.0 TSI Life Paket. Volkswagen Polo, Volkswagen'in B sınıfındaki tek temsilcisi ve uzun yıllardır bu bantta tek başına liderliğini sürdürüyor. Aslında Volkswagen Polo, Volkswagen'in efsanelerinden bir tanesi. Tıpkı Golf gibi, tıpkı Passat gibi. İlk olarak 1975 yılında Audi A50'nin yeniden yapılandırılmış hali olarak piyasaya sürüldü. Ve o yıllardan bu yıllara kadar piyasada B sınıfında çok uzun süre çok büyük satış başarıları gösterdi. Toplamda 6 farklı kasayla piyasaya sunulan Volkswagen Polo 48 yıldır B sınıfında satışını sürdürüyor. Şu anda elimizdeki kasamız 6. kasanın makyajlı hali. Aracımız 1000 motor, 3 silindirli, turbo destekli bir atmosferik motor, doğrudan enjeksiyonlu. Aracımızın motoru 95 beygir gücünde, maksimum torku 175 Nm. Bu tork değerinde 1600 devir ile 3500 devir arasında size sunuyor. Aracımızda bir Volkswagen klasi 7 ileri DSG şanzımanımız var. Aracımızın boş ağırlığı da 1199 kilo arkadaşlar. Aracımızın şehir içi test tüketimi 7.2 litre, şehir dışı da 5 litre veriyor. Tabi biz bu değerleri testlerimizde düşürmeye çalışacağız her zaman olduğu gibi. Bakalım Volkswagen Polo aracımız bizim yakıt tüketimi testlerimizde nasıl bir performans gösterecek? Gelin isterseniz hep beraber testlerimize geçelim ve değerlerimizi hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şimdi şehir testimize çıkıyoruz. Şu anda Torbalı Tepeköy İzban istasyonunun oradayız. Buradan Gazi Emir'e doğru yaklaşık olarak 25-30 km yol almayı düşünüyoruz. Bunun neticesinde de elde edeceğimiz verilerimizi sizlerle paylaşacağız. Şu anda hava sıcaklığı 14 derece. Klimamızı yol boyunca açacağım. Hava biraz sıcak. 14 derece ama hiç esmiyor. Güneş de bayağı yakıcı bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Arabanın içi sıcak oluyor. Yol boyunca hız sabitleyiciyi kullanmayacağız. Genelde yolumuz açık. İlçe yolları olduğu için çok aşırı sıkışık bir trafik yoktur. Tahminim Torbalı içerisinde belki birazcık sıkışık trafiğimiz olabilir ama onun haricinde çok bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Dilerseniz şimdi testimize geçelim ve yakıt değerlerimizi hep birlikte görelim. Tabii yola çıkmadan önce yakıt tüketim verilerimizi sıfırlıyoruz. Başlangıçtan itibaren sıfırlasam yeterli. Sıfırladım. Evet, şu anda sıfırlanmış vaziyette yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda 15 kilometrelik yol kat ettik ve yol bilgisayarında 6.1 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması var. Yaklaşık 34 kilometrelik şehir içi test tüketimimiz sona erdi arkadaşlar. Ve şu anda yol bilgisayarında 5.2 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması görüyoruz. Evet arkadaşlar, 5.2 litre. Yani şu anda Renault Clio 1.0 SC ile resmen yarış yapıyor bizim aracımız. 5.2 litre bence gerçekten de şehir içi test tüketim için oldukça iyi bir rakam. Şimdi burayı bilenler bilir. Gazi Emir ile Torbalı arası aslında çok sıkışık trafik olan yerler değildir. Daha açık yolları vardır, geniş yolları vardır. Daha çok trafiği nerede yaşadık? Gazi Emir'e girerken, bunun dışında Torbalı'dan çıkış yaptığımız zamanlarda. Yine Torbalı ile Ayrancılar arasında bir yol çalışması vardı. Orada tek şehre düştü. Orada birazcık trafik yaşadık ama bunun haricinde, dur kalklar haricinde çok sıkışık bir trafiğimiz olmadı. Hız sabitleyiciyi kullanmadık. Klimamız açıktı yol boyunca. Hava biraz sıcaktı. Yaklaşık 15 derecelik bir hava sıcaklığı oldu şu anda İzmir'de. Bunun neticesinde de 5.2 litrelik gerçekten güzel bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. Şehir içi test tüketimimizin sonucu 5.2 litre. Şimdi dilerseniz şehir dışı testimize geçelim. Bir de orada değerlerimiz neymiş bunları görelim. Evet arkadaşlar, şimdi şehir dışı testimize geçiyoruz. Şu anda Güzelbahçe civarındayız. Buradan Söke istikametine doğru bir daire çizeceğiz. Yaklaşık 100 kilometrelik bir daire tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun sonucunda da elde edeceğimiz yakıt verilerini sizlerle paylaşacağız. Şu anda aracımın değerlerine baktığımda dışarıda yaklaşık 12 derecelik bir hava sıcaklığı gösteriyor ama hiç rüzgar esmiyor. Oldukça sıcak bir hava. Arabanın içi eminim 20 ve üzerindedir. Bu yüzden klimamızı kullanacağım. Yol boyunca hız sabitleyiciyi kullanacağım. Aracımızın maksimum torku 1600 devir ile 3500 arasındaydı. Biz 1600 ile 2000 arasında, yani yakıt tasarrufunun en mümkün olduğu not aralıkta en uygun hızı bulup o hızla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bunu da hız sabitleyicime yansıtacağım. Ve bunun sonucunda elde edeceğimiz yakıt verilerini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi testimize geçelim ve yakıt değerlerimizi hep birlikte görelim. Tabii teste başlamadan önce yakıt değerlerimizi sıfırlamamız gerekiyor. Hemen yol bilgisayarıma giriyorum. Başlangıçtan itibaren
Evet, şu anda yol bilgisayarımız da hazır. Yola çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bulduğum en güzel devir bandı aralığı, yani 1950 devir olma ihtimali yüksek. 1950 devir 90 kilometre. Şu anda en ideal aralık gibi gözüküyor. Klimamız serindi. 23 derece genel bir serinletme yaptım. Evet, şu anda bu değerle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu ana kadar 35 kilometrelik bir mesafeyi geride bıraktık. Ve yol bilgisayarımızda 4.8 litre gibi oldukça başarılı bir yakıt tüketim ortalaması veriyor. Başlangıç olarak hiç fena bir rakam değil arkadaşlar. Ortalama hızında 90 kilometre. Evet arkadaşlar, biraz Polo'nun tarihçesinden bahsedelim. Ne demiştik? 1975 yılında Audi 50'nin yeniden tasarlanmış versiyonu olarak piyasaya sürülüyor. Yani Audi 50 pek tutmuyor. Onun yerine diyorlar ki Volkswagen grubuna, yani bir alt seviyede, biz bu Audi 50'yi biraz elden geçirelim ve Volkswagen Polo olarak piyasaya sürelim diye düşünüyorlar. Ve bu tarihten itibaren piyasaya sürülüyor. Düzenli olarak 48 yıldır üretiliyor arkadaşlar Volkswagen Polo. B segmentinin liderlerinden bir tanesi. B segmentinin ayak tutan araçlarının başında, başında gidiyor arkadaşlar. Çünkü tüketiciler tarafından en sevilen araçlardan bir tanesi. Özellikle Volkswagen grubunda. Yaklaşık 6 farklı kasa piyasaya sürülüyor Volkswagen Polo ile birlikte. İlk olarak 75 yılında ilk kasası piyasaya sürülüyor arkadaşlar. 1975'ten 1981'e kadar bu kasa devam ediyor üretimine. 1981'den itibaren de Polo'nun ikinci kasası piyasaya sürülüyor. Ve 1994'e kadar Polo'nun ikinci kasası satışta kalıyor. Yine iki makyajı var. Yani bir kendisi ve bir makyajcısı olmak üzere iki kasa olarak yine piyasada kalıyor. 1994'ten sonra da arkadaşlar 2002 yılına kadar Polo'nun üçüncü kasası piyasaya sürülüyor. O da toplamda üç farklı kasa olarak piyasaya çıkıyor. Yani iki makyajcı, bir de kendisi olmak üzere üç farklı kasaya sahip Polo'nun üçüncü kasası. 2002 yılında Polo'nun dördüncü kasası piyasaya sürülüyor. O da 2002-2005 yılları arasında kendisi ve 2005 ile 2009 yılları arasında da makyajlı versiyonu piyasada insanların beğenisine sunuluyor. 2009 yılından itibaren de Polo'nun 5. kasası piyasaya çıkıyor arkadaşlar. 2009 ve 2014 yılları arasında kendisi, yani asıl 5. kasa, 2014 ile 2017 arasında da makyajlı kasa piyasaya çıkıyor arkadaşlar. Bu tarihten itibaren Polo hacim olarak biraz genişliyor. 2017 yılında piyasaya çıkan 6. kasada Polo B sınıfı araçların hacim sınırlarını biraz kırıyor ve biraz da C sınıfına yaklaşan bir hacme sahip oluyor. 2017 ile 2021 yılları arasında da şu an kullandığımız aracın birinci hali, yani orijinal hali piyasaya çıkıyor 6. kasanın. Ve şu anda da testini yaptığımız 2021 yılında da 6. kasanın makyajlı hali piyasaya çıkıyor ve şu anda halen daha satışta bulunuyor arkadaşlar. Yani 48 yıl baktığınız zaman oldukça iyi bir rakam. 48 yıl boyunca bir aracın sürekli olarak satışta kalması zaten onun efsane olmasını sağlıyor. Tıpkı Passat gibi. Arkadaşlar başlangıçta 90 demiştim ama otobana çıktığından beri 100 km hızla kullanıyorum aracı. Yani 100 km de hiç fena değil. 2190 devir bandında ilerliyor araç. Ve yakıt tüketimini görüyorsunuz 3 litreler seviyesinde. Şu an eğimsiz bir yoldayım. Düz bir yolda gidiyorum. Yani 100 km de bu aracı gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir hız aralığı arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım, sizin için bir 110'a çıkartayım. Bir de 110'u görün. Şimdi 110'a doğru hızlanıyoruz. 110'a geldiğimizde birazdan geliyoruz. Şu anda 110'a geldik. Yani 2390-2380 devir bandı. O da 4 litreler seviyesinde geziniyor. Yolun eğimine göre sürekli değişiyor. Yani 90, 100 ve 110 devir bandı, yani 90, 100 ve 110'luk hızlar bence son derece ideal. Siz kendinize göre en uygun hızı kendiniz belirlersiniz ve o şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu Volkswagen Polo'nun özellikle belki hafif kasa olmasından dolayı ve küçük bir araç olmasından dolayı, hem rüzgar direncine karşı mukavemetin düşük olmasından dolayı
bu hız bandında kullanılmasının uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Takdir sizlerin tabii. Evet arkadaşlar, 90 kilometreyi geride bıraktık ve yol bilgisayarında 4.3 litre hiç fena değil arkadaşlar. Evet, uzun yolda polis denetimine yakalandık arkadaşlar. O yüzden 90 kilometrede birazcık sekteye uğradık. Durduk kalk yapmak zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar, 100 kilometreyi an itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Hemen size değerleri okuyayım. Evet arkadaşlar, 100 kilometre. 100 kilometrenin sonucunda yol bilgisayarında 4.3 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. Evet arkadaşlar, 4.3 litre. Bu arada aracı kapatmamışız. 4.3 litre. Çok başarılı bir bence test tüketimi. Şöyle söyleyeyim, yavaş da gitmedik. Başlangıçta 90 km şehir içinden başladığım için 90 km ile başladım. Fakat daha sonra hızımı önce 100 sonra 110'a çıkardım. Araç gerçekten belki küçük olmasına verdiği bir katkıyla çok güzel bir yakıt tüketim ortalaması sunuyor. Hem 100'de hem 110'da. 90 km civarında 1970 devir civarında gidiyoruz. 100'e çıkardığımızda 2190 seviyesinde kalıyor devir bandı. Ve 110'a çıkardığımızda 2400 devir bandında ilerliyor. Yani benim tavsiyem bu aracı 100 km'de kullanmanız. Gene karar sizin. İhtiyacınız varsa 110'a da kullanabilirsiniz. Çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Çok büyük bir yakıt artışı olmayacaktır. Aracımız gerçekten hem hız bakımından hem de yakıt tüketim bakımından çok başarılı. Yol boyunca klimamızı kullandım soğutma amacıyla. Bunun haricinde hız sabitleyicimizi kullandım. Yine hızımız sabit bir şekilde ilerlememiz ve stabil bir şekilde ilerlememiz için. Hava sıcaklığı ortalama 12-13 derece civarında ilerliyordu arkadaşlar. Ve bütün bunların sonucunda 4.3 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. Bir de bakalım yokuşta Volkswagen Polo'nun performansı nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de yokuş testimize başlayacağız. Şu anda bilgilerimi sıfırladım. Yokuşumuzu biliyorsunuz, her zaman çıktığımız Limontepe yokuşu yaklaşık 4 km uzunluğunda. Bakalım yokuşumuzun sonucunda Volkswagen Polo'nun yokuş performansı nasıl olacak. Arkadaşlar, yokuşumuzu 90 km'lik hızla ortalamasıyla gideceğim. Hız sabitleyicimi 90'a sabitledim. Bakalım yokuşumuzda 90 km'lik bir hız ortalamasıyla nasıl bir yakıt tüketimi elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, sağda gördüğünüz Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'nın devasa bir heykeli. Karabalar Belediyesi böyle bir heykel yapmış. Evet arkadaşlar, yokuşumuzu tamamladık. Şu anda yol bilgisayarımda 7.3 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması var. Yokuşumuzun ortalaması 7.3 litre. Ortalama hızımız 90 km arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Volkswagen Polo aracımızın test performans verilerini videomuzun içerisinde bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelişmekte olan bir kanalımız ve sizlerin desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Bir sonraki testimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.